İonya'nın görünürdeki ahenginin altında bir kenara itilenlerin öyküleri yatar. Zed'in hikayesi küçük bir çocukken Kinko tarikatının soğuk basamaklarında başladı. Büyük usta Kusho'nun tarikata bizzat aldığı Zed, dünyada ait olduğu yeri tapınağın bin yıllık duvarlarının ardında buldu. Kendini Kinko'nun ruhani prensiplerini anlamaya adayarak yaşıtlarını hem savaş eğitiminde hem de derslerde geride bıraktı. Yine de ustasının oğlu Shen'in gölgesinde kaldığını hissediyordu. Zed'in tutkusu mükemmel şekilde öğrendiği her teknikte belli olsa da duygusal açıdan Shen kadar dengeli değildi. Buna rağmen iki öğrenci kardeş kadar yakın iki arkadaş oldu. İlerleyen yıllarda meşhur katil Altın İblis'in peşine düşen ustalarıyla birlikte İonya'yı dolaştılar. Sonunda bu canavarı yakalamayı başardıklarında Kada Jin adında sıradan bir ölümlü olduğunu gördüler. Genç Zed kılıçlarını kaldırıp adamın üstüne yürüdü. Ama Kusho onu durdurarak Jin'in hapse atılmasını emretti. Tapınağa dönerlerken Zed'in kalbi hınçla doldu. Çalışmalarında başarısız olmaya başladı. Jin'in dehşet verici cinayetlerinin hatıralarını aklından çıkaramıyordu. İonya ile Noxus'un yayılmacı güçleri arasında artmakta olan gerginlik de hayal kırıklığını arttırıyordu. Shen, büyüdükçe babası gibi duygularının etkisinde kalmayan bir adam olurken, Zed, dengeyi koruma gibi yüce idealler yüzünden kötülüğün cezasız kalmasına katlanamadı. Tapınağın gizli yeraltı mezarlığının derinliklerinde gezinirken siyah, süslü bir kutu buldu. Kutuyu açmak, tarikatın ustaları dışında herkese yasak olduğu halde Zed kutunun içine baktı. Birden zihnini gölgeler kapladı. Gölgeler Zed'in gücenikliğini zayıflara karşı acımasızlıkla besledi ve kadim kara büyülerin gücünü hissettirdi. Zed tapınağın aydınlığına döndüğünde büyük usta Kusho ile karşılaştı. Ustasından Kinko'nun elindeki tüm imkanlarla Noxus'lu işgalcilerle savaşmasını istedi. Kusho reddettiğinde Zed onu yetiştirmiş olan tarikata sırtını döndü. Kinko öğretilerinin sınırlamalarından kurtulduğunda Noxus'a karşı savaşmak üzere yetiştireceği takipçiler topladı. Ülkenin taraf tutmayan vastayaları da dahil olmak üzere yurdunu tehdit eden ya da savunulması için çaba göstermeyen herkesi acımasızca ölüme mahkum ediyordu. Zed, takipçilerine kendilerini savaşın coşkusunda kaybetmelerini öğütlüyordu ama o siyah kutu olmadan kendi becerilerinin arzularını gerçekleştirmeye yetmeyeceğini anlaması uzun sürmedi. Yeni çömezlerini toplayıp Kinko tapınağına döndü. Onu Kusho karşıladı. İhtiyar adam silahlarını Zed'in ayaklarının dibine bırakarak eski öğrencisine gölgeleri terk edip daha dengeli bir yola dönmesi için yalvardı. Zed birkaç saniye sonra tapınağın merdivenlerine geri çıktı. Bir elinde siyah kutu, diğerinde de üstüne taze kan bulaşmış silahı vardı. Kinko üyeleri şaşkınlıktan dona kalınca Zed'in savaşçıları onları topluca kılıçtan geçirdi. Ardından Zed tapınağı ele geçirdi. Gölge tarikatını kurdu ve çömezlerini karanlık savaş yöntemleriyle eğitmeye başladı. Derilerine gölge dövmeler kazıyıp kendilerinin gizli yansımalarıyla birlikte dövüşmeyi öğrendiler. Zed, Noxus'la süre giden savaştan ve bunun İonyalılara çektirdiği cefalardan yararlandı. Ipul Nehri civarındaki kıyımın ardından elinde silah olarak sadece çiftçi orağı tutan Noxus'lu çocuk asker Kane'e rastladı. Çocuğun bilenmeyi bekleyen bir silah olduğunu bir bakışta fark etti ve onu özel öğrencisi olarak yanına aldı. Genç çömezde amacına en az kendisininki kadar saf bir bağlılık görüyordu. Kane'i gölge tarikatının geleceği olarak kabul ediyordu. Zed, Shen'le ve Kinko'nun hayatta kalabilmiş, artık ülkenin çeşitli eyaletlerine dağılmış haldeki üyeleriyle barışmadığı halde iki tarikat savaştan sonra gergin bir anlaşmaya vardı. Zed, onarılmaz yaralar açtığının farkındaydı. Son yıllarda
ilk diyarın dengesinin bozulduğu ve belki de sonsuza dek bu halde kalacağı açıkça belli oldu. Ruhani ahengin Zed için hiçbir anlamı yok. İonya'nın zafer ulaşması için gereken her şeyi yapmaya hazır.